Burhanettin Duran Yeni aktörlük bilinci ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uyarı. Ankara'nın Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri birçok başkentte Türkiye'nin uluslararası konumu üzerine kafaları karıştırdı. ABD kamuoyu Başkan Trump'ın seçimlerin ertelenmesi fikriyle meşgulken Avrupa medyası Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesiyle iyice kontrolden çıktı. Bir yandan uzun süredir dillendirdikleri Sultan Erdoğan'a cevap verilmeyecek mi sızlanmasını büyüterek agresif yeni Osmanlı yayılmacılığı suçlamasına geçtiler. Diğer yanda ise Başkan Erdoğan'ın ABD'nin etrafımızdaki bölgeden çekilmesinden doğan boşluğu doldurarak ülkesini güçlendirdiğini görüyorlar. Avrupalı siyasetçilerin yapamadığı şeyi tecrübeli lider olarak Erdoğan'ın yapmasının Türkiye'yi yeni bir aktörlük düzlemine taşıdığını fark ediyorlar. ABD'nin küresel rolünü yeniden tanımladığı bir dönemde Avrupa etkili lider eksikliği sorunu yaşıyor. Macron'un performansından duyulan bir hayal kırıklığı var. Merkel'in siyaseti bırakmasının oluşturacağı boşluğu Almanya'da kimin dolduracağı belirsiz. Böylesi bir ortamda Rusya'da Putin ve Türkiye'de Erdoğan Avrupa siyasetine daha fazla etkide bulunabilir. İstemeseler de ortak çıkarlardan dolayı Avrupa Birliği'nin Türkiye ile birlikte çalışma zorunluluğunu itiraf ediyorlar. Fransa ve Yunanistan'ın dar milli çıkarları için Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırım yapmaya zorladığını görüyorlar. Aslında uyum sağlamakta zorlandıkları şey 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle dizginleyemedikleri Ankara'nın yeni aktörlük tanımlamasıdır. Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'deki proaktif adımları ve kararlılığıdır. Eski oyun kurallarını artık Ankara'ya dayatamamalarıdır. Donanması ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de olan Ankara, kenarda şikayetlenen bir başkent değil, güç rekabetinin tam merkezinde. Yine Libya'daki askeri varlığıyla Ankara, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın geleceği ile ilgili hem sahada hem masada etkin bir yerde. Bu yeni gerçekliğin anlaşılması ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun yeni bir güç dağılımının kabul edilmesi ihtiyacı var. Bu dağılım uluslararası hukuka dayalı, bölge halklarının rızasıyla uyumlu ve hakkaniyetli olmalı. Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkelerden birisini Doğu Akdeniz enerji denkleminden dışarıda bırakmak boş bir hayal ve gürültüdür. Bugün köpürtülen Türkiye karşıtı ideolojik kampanyalar Ankara'nın kararlılığını zayıflatamaz. Erdoğan'ın Türkiye'nin yeni aktörlüğü için yaptıkları olası bir iktidar değişikliğinde bile muhalefetin kaçamayacağı parametreler haline dönüşmüştür. Şimdi sorumsuzca orada ne işimiz var diyenler masanın öbür tarafına geçme durumunda Türkiye'nin vazgeçilemez milli çıkarları için nelerin yapıldığını istemeseler de görecekler. Bölgemize Türkiye'nin etkisini sınırlandırmak için var gücüyle çabalayanların başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Abu Dhabi, Kahire'yi Libya'daki iç savaşa sokmak için Türkiye karşıtı bir kampanyanın yürütücüsü. Darbeci Sisi'yi teşvik etmek amacıyla Türkiye karşıtlığı üzerinden bir pan-arabist milliyetçilik üretmeye çalışıyor. Türk işgali, Babı Ali ve Kolonici dil ya da Arap iç işlerine karışmaktan vazgeçme söylemleri bu çabanın ürünü. Ancak vatiye üstüne yapılan son saldırıdan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıkıcı faaliyetleri Ankara'da gündemin baş köşesine oturdu. Daha önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı uyarıyı geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Akar'ın ifadeleriyle yeni bir aşamaya geçti. Doğru zaman ve doğru yerde hesabını soracağız. Bu açıklama seviyesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki aşırı saldırgan operasyonlarının artık katlanılamaz yere geldiğini gösteriyor. Abu Dhabi'nin Batı'da Robi için harcadığı paralar, bölgemizde Yemen'den Suriye ve Libya'ya kadar ne kadar yıkıcı bir rol üstlendiğini örtemez. Katar ablukası ile Arapları ne kadar böldüğünü gizleyemez. Fas, Moritanya ve Tunus'taki manipülasyonlarını saklayamaz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü yıkıcı faaliyetlere Batı başkentlerinin suskunluğu ise apayrı bir iki Bu iki üzülüğün sebebi MBZ'nin aktörlüğünün taşeronluktan ileri geçmemesi olsa gerek. Arap halkları sahici Erdoğan'la hırslı taşeron veliahtları ayırt edecek bir ferasetin sahibi.